Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Hafta sonu geliyor. Biz de ajandamızdan öne çıkan etkinlikleri sizler için derledik. Hafta sonunu kültür sanat etkinliklerine ayıracak olanlara ilham verelim istedik. Öyleyse önce ajandamızı hızlıca görelim, sonra da detayları aktaralım. Buyurun. Hafta sonu nerede neler var? Hangi müzikli çocuk oyununa gitmeli? Hangi oyunu mutlaka görmeli? Parlayan yıldızlar, sergiler, vizyona çıkan filmler, kitap önerileri ve hafta sonunda devam eden etkinliklerin detayları birazdan gece gündüzde. Öğrencilerin karnesiz ara tatili sona eriyor. Malum 25 Kasım günü hepimiz okul yollarına düşüyoruz. Ama henüz 24 Kasım'da tatil bitmemişken o günü değerlendirmek için İş Sanat sahnesinden özel bir oyunu sizlere hatırlatıyoruz. Beethoven'ın 250. doğum günü, doğum yılına özel hazırlanmış olan müzikli oyun Fırtına'ya dair detaylar geliyor şimdi. Buradan uçarak kitabın olduğu yere gideyim. Geldim. Miranda'yı aldım. İş Sanat sahnesinde hummalı bir çalışma var. Nedeni ise çocuklar. Beethoven'ın 250. doğum yılı bestecinin en sevdiği yazar Shakespeare'le kutlanıyor. Müzikle tiyatroyu birleştiren Fırtına isimli çocuk oyunu, Beethoven'ın Shakespeare'den esinlenerek yazdığı rivayet edilen eserini çocuklara uyarlıyor. Bir teoriye göre Beethoven, Shakespeare'in Fırtına isimli oyununu okuyup kendi Fırtına isimli sonatını yazmış. Beethoven okumayı çok seviyor ve Shakespeare'i çok sevdiğini biliyoruz. Ve oradaki oyundaki iki kardeşin kavgası, o ilişki, Beethoven'ın kardeşleriyle sürekli kavgalı olduğunu da biliyoruz. O ilişkiye çok benziyor. Oyunda önce geveze piyanist çocuklarla klasik müzik üzerine sohbet edecek. Sonrasında Beethoven'ın Fırtına isimli sonatıyla Shakespeare'in hikayesini nasıl anlattığı gözler önüne serilecek. Müzikle bir şey nasıl ifade edilir? Beethoven bunu en iyi yapan bestecilerden bir tanesiydi. Fırtına sonatının bütününü neredeyse çalacağız bu gösteri sırasında ve nasıl karakterleri göstermiş, nasıl bir hikayeyi anlatmış kendince, kendi müzik diliyle, söz kullanmadan bunu anlatmaya çalışacağız. Nesin bakalım, casus musun, nesin, bir onu anlayalım. Ceyda Düvenci Fırtına'da hem anlatıcı hem de oyuncu olarak rol alıyor. Bir de neydi bizim bataklıktaki o yosun tutmuş kökler, onlardan yedireceğim. Fonda Beethoven çalarken biz de çocuklar için kısalttığımız ama özünü kaybetmediğimiz Fırtına eserini canlandırıyor olacağız. Shakespeare'in yazdığı. Hem müzik var, hem perdede görüntüler var, hem de önde oynanan bir performans var. Dolayısıyla aslında o müzikteki çok sesliliği biz sahne üzerine de taşıdık diye düşünüyorum. Ben oyuncu olarak öyle yorumluyorum. Fırtına, 24 Kasım Pazar İş Sanat sahnesinde. Ankara'daki küçükler için de 24 Kasım'da Panora Sanat Merkezi'nde bir müzikli oyun var. Şirin Adımlar isimli müzikli oyunda teknolojinin bağımlısı olan ve yalnızlaşan Şirin'in düşlerinde çıktığı yolculukta sanatın büyülü dünyasını tanımasıyla birlikte değişen yaşamı anlatılıyor. Adımlarla sen de katıl bize, dans edelim birlikte, başladı eğlence Şirin. Hafta sonu boyunca İstanbul dışında da görmeye değer birçok tiyatro oyunu var. İşte onlardan birkaç. Selam. İyi akşamlar. Demet Evgar, Nazan Diper, Merve Satılan, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi ve Osman Karakoç'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Heda Gabler oyunu 24 Kasım'da İzmir AKM Yunus Emre Salonu'nda sahnelenecek. Ne zaman uyumayacak, söz ver bana. Söz. Can sıkıntısının tragedyası diye de tanımlanan oyun, bir kadın anti kahramanın gözünden insanın modern dünyadaki yaşam amacını ve bu amacın varlığını sorguluyor. Buradaymış Heda, dönmüş.
biliyorum. Ben de odadayım ya. Henrik Ibsen'in dünya çapında ses getirmiş bir metni olma özelliğini taşıyan oyununu Mehmet Birki'ye yönetiyor. Evet. Ev ya. Bir Çehov klasiği Ivanov 30 Kasım'da İstanbul Dastas'ta seyircisiyle buluşacak. Toplumsal yaşantının dışında kalmış ve bunalıma sürüklenmiş aydınları ve küçük burjuvaları anlatan oyunu Saim Güveloğlu yönetiyor. Tansu Biçer, Tülin Özen, Şehsuvar Aktaş, Derya Şahan, Sezer Arıçay, İlda Özgürel, İnci Sefa Cingöz, Kerem Arslanoğlu, Ivanov'un oyuncu kadrosunda yer alıyor. Tansu Biçer'in yönettiği Molière'in ünlü eseri Cimri, 29 Kasım'da İstanbul Çevre Tiyatrosu'nda sahnelenecek. 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Molière'in ünlü eseri, Kimdir Bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Etrafımızda var mıdır böyleleri sorularını sorduruyor. Oyunda Serkan Keskin, Rojhat Özsoy, Cansu Saka ve Hakan Atalay gibi isimler rol alıyor. Kendi kendimi astıracağım. Yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu sezon sahnelemeye başladığı Böyledir Bizim Sevdamız adlı müzikal oyunun basın ve medya galasını 23 Kasım Cumartesi akşamı Eskişehir'de gerçekleştiriyor. Sahneye konduğu ilk günden itibaren yoğun bir ilgi görerek kapalı gişe oynayan müzikalin galasına Zülfü Livaneli de katılıyor. Ömer Madra, Sevgi Soysal, yüzümüzü güldüren bir haber. 62. Grammy ödülleri için adaylar açıklandı. Adaylar arasında bir Türk grubu da yer alıyor. En iyi dünya müziği albümü dalında Türkiye'den Altın Gün adlı rock grubu Grammy 2020'de yarışacak. Peki kimdir Altın Gün grubunun üyeleri? Buyurunuz, bilmeniz gerekenler. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 62. Grammy ödülleri için adaylar açıklandı. Adaylar arasında Türkiye'den de bir sürpriz var. Altın Gün grubu, Gece albümüyle en iyi dünya müziği albümü dalında Grammy'ye aday gösterildi. Altın Gün, Türkiye'de klasikleşen ve çoğu insan tarafından bilinen eserleri yeniden uyarlayarak Türk müziğini dünyaya duyuruyor. Grubun temeli 2000'li yıllarda Hollandalı müzisyen Jasper Verhulst tarafından atıldı. Verhulst, bir müzik grubunda baş gitaristlik yaparken konser vermek üzere İstanbul'a geldi. İstanbul'da kaldığı dönem dinlediği Türk psychedelic rock müziğinden çok etkilendi. Bunun üzerine Türk halk müziğinden parçalar biriktirmeye başladı. Sonrasında müzisyen arkadaşları Ben Ryder ve Nick Moskowitz de Facebook'ta bir ilan vererek Türk müzisyen arayışına girdi. Verhulst'un ilanına Türkiye'den Merve Daşdemir ve Erdinç Ecevit Yıldız geri dönüş yaptı, ikili gruba dahil oldu. Merve Daşdemir'in solistliğini üstlendiği grubun ilk single'ı 2017'de yayınlandı. Bu single'da yer alan Goca Dünya ve Kırşehir'in Gülleri şarkıları Türkiye'de ve dünyada ilgi uyandırdı. Grubun ilk albümü Onsa, 2018 yılının Mart ayında müzikseverlerle buluştu. Bu albümde Halkalı Şeker, Cemal'ım ve Şeker Oğlan gibi sevilen türküler yer alıyordu. Kolbastı ve Gesi Bağları gibi parçaların yer aldığı ikinci albüm Gece, 2019'da yayınlandı. Bu albüm Altın Gün'e Grammy adaylığı getirdi. Grammy ödülleri 26 Ocak'ta Los Angeles'ta sahiplerini bulacak. Biz korkmayız ondan bundan
Genç müzisyenlerle devam edelim. İş sanatın genç sanatçıları profesyonel dünyaya hazırlanmak için hayata geçirdikleri Parlayan Yıldızlar serisi yeni sezondaki ilk konseriyle başladı. İş sanatın genç yeteneklere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Parlayan Yıldızlar serisinin yeni sezondaki ilk konseri gerçekleşti. Milli Reasürans'taki konser serisinin konukları piyanist Salih Haşim Aktaş ve keman sanatçısı Ece Canay oldu. Gayem hani bir şeyler yaratmak, bir şeyler üretmek ve bunları insanlara göstermek de gerek. İşte resim yapmak olsun, gerek örgü örmek olsun, gerek işte program yazmak falan olsun. Ama kendimi en iyi müzikte ifade edebildiğimi keşfettikçe buraya yöneldim. Ailem müzisyen, dolayısıyla hep içinde müzik var olan bir evde büyüdüm. 7 yaşındayken Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda kemana başladım. 8 yıl orada yarı zamanlı eğitim gördükten sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 4 yıldır eğitime devam ediyorum. Parlayan Yıldızlar konser serisi Aralık ayında yeni genç yeteneklerle devam edecek. İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, geleneksel sanatlarımızın günümüz estetiğiyle harmanlanıp gelecek kuşaklara taşınması amacıyla El Sanatları Bebek Tasarım Yarışması düzenliyor ve 1 Aralık'ta başlayacak eser teslimleri için son tarih 30 Aralık. Enstitünün web sitesinden yarışmaya katılım şartlarını ilgilenenler inceleyebilir. Dijital pazarlama profesyonelleri ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren dünyanın ilk mobil uygulama fuarı MobileFest, 24 Kasım'a dek Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sürecek. Festival kapsamında mobil uygulama ve pazarlama dünyasının geleceği irdeleniyor. Festival ünlülerin, mobil oyun dünyasının ve influencerların katılacağı pek çok etkinliği de içeriyor. Klasik ve çağdaş sanat alanında nerelerde, hangi isimlerin sergileri var? Hadi bir de sergi turu görelim. Doğu'nun Picasso'su olarak tanınan ressam Haydar Ekinek'in Mercan Yokuşu'nda Kırmızı Çorap adlı sergisi 23 Kasım'da İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle resimlerinde fırça yerine çivi, boya yerine de tandır isi kullanarak yeteneğini geliştiren Vanlı ressamın eserlerine Tanevi Kültür Avlusu Avlu Art Space ev sahipliği yapacak. Hattat Hüseyin Kutlu'nun öğrencileri tarafından yazılan levhalardan oluşan 40 hadis sergisi açıldı. 18 hattat ve 21 müzehhibin üretimlerinin yer aldığı sergi, Hazreti Muhammed'in hadisi şeriflerinden ilhamla hazırlanan eserlerden oluşuyor. Sergi, 5 Şubat'a kadar Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu'nda görülebilecek. Hafta sonunu sinemaya giderek değerlendirmek isteyenlere de iki film önerimiz var. Onlardan ilki Naim Cep Herkülü. Yerli yapımlar arasında sezonun en iddialı projelerinden biri Dünya ve Olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Naim. Yapımcısı Mustafa Uslu'nun da söylediği gibi Naim tam bir usta işi. Ancak bu kez bir nüans var. Naim Süleymanoğlu yakın tarihimizin kahramanı. Deyim yerindeyse zaten bir süper kahraman.
O yüzden olsa gerek ayrıca kalkındırmaya gerek kalmamış. Senaryosunda Barış Pirasan, müziklerinde Fahir Atakoğlu imzası var. Fazıl Say'ın İnsan İnsan adlı bestesi de filmi daha yukarı taşıyor. İsabetli oyuncu seçimiyle film beklentileri fazlasıyla karşılamaya hazır gibi gözüküyor. Bakalım seyirci nasıl karşılayacak? Bulgarya ve Norodna Dırcan. Hafta sonu çocuklar ve animasyon sevenler için de bir alternatif Karlar Ülkesi 2. İlk bölümüyle ülkemizde ve yurt dışında başarılı hasılatlara imza atan Oscar'lı animasyonun ikinci bölümü de bugün vizyonda. İyimser ve cesur Anna, özel güçleri başına dert açan Elsa. En iyi arkadaşı Renge'yi Sven'le birlikte yaşayan Kristoff. Dünyanın en cana yakın kardan adamı Olaf. Disney'in yaratıcısı olduğu Frozen karakterleri oyuncaklarıyla, defterleriyle, yapbozlarıyla ve daha birçok ürünle birer fenomen haline geldi. Bunun nedeni 2013 yapımı ilk Frozen filminin 1 milyar 300 milyon dolarla tüm zamanların en başarılı hasılatına imza atmış olması. 2014 Oscar'larında en iyi animasyon ve en iyi orijinal şarkı ödüllerini de kazanan filmin ikincisi, 6 yıl aradan sonra tüm dünyada vizyonda. Yeni filmin ön bilet satışı 120 milyon doları geçti bile. İlk hafta sonu hasılatının ise 200 milyon doları geçmesi bekleniyor. Ancak serinin yeni animasyonu için hızlı çözülen sorunları, gerçek bir kötü karakterin olmayışı gibi sebeplerle ilki kadar iyi olmadığını söyleyen eleştirmenler de var. How did you get in the forest? The mist parted for us. Impossible. Where did you learn magic? İlk filmdeki gibi Jennifer Lee'nin senaryosunu yazdığı Frozen 2'de Elsa ve arkadaşları geçmişten kalan bir gizemi çözecek. Hafta sonunda vizyon filmlerine gitmek dışında bir deneyim yaşamak isteyenlere de söyleyelim. İstanbul'da Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nden birçok belgeseli de takip edebilirsiniz. İklim değişikliğinden barınma ve konuta, yerel ekonomiden turizme uzanan farklı belgeselleri meraklılarıyla buluşturan festivalde gösterimler Institut Français ve Salt Beyoğlu'nda gerçekleşecek. Bugün edebiyata dair notlarımızdaysa vefatının yıl dönümü olması dolayısıyla Sevgi Soysal'ı anıyoruz. Sevgi Soysal'ı 22 Kasım 1976'da kaybettik. Henüz 40 yaşındaydı. Sevgi Soysal 60'ların 70'lerin Türkiye'sinde en çok da kadınlar için yazdı. Sevgi Soysal'ı tanımamızı, anlamamızı sağlayan kitapları arasında Tante Rosa ve Yenişehir'de Bir Öğle Vaktini kitap önerilerimiz olarak bir kez daha not düşelim istedik. Sevgi Soysal, Tante Rosa'da kadınların istemedikleri bir düzeni terk etme cesaretine ve yeniden kurabilme gücüne sahip olduklarını anlattı. Yenişehir'de Bir Öğle Vakti ise bir değişimin, değişime duyulan inancın romanıyken böyle bir tema etrafına konumlandırdığı karakterleriyle aynı zamanda bu inancın zorluğunu da tartıştı. Sevgili seyircilerimiz, 24 Kasım Pazar günü Öğretmenler Günü. Ülkemizin en değerli öğretmenlerinden biri olan Muhsin Ertuğrul, 17 Kasım'da kaybettiğimiz öğrencisi Yıldız Kenter'e yazdığı mektupla gerçekten hepimize bir kez daha hatırlattı ne kadar değerli olduğunu bir öğretmenden duyulan nasihatların ve övgülerin. Biz de bu mektupla öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni haftada görüşmek dileğiyle.
12 Aralık 1948 Ankara. Yıldız, iki gözüm kızım. Bugün senin meslek hayatına ilk adımını attığın mübarek bir gündür. Mübarek diyorum çünkü Shakespeare gibi bir dahinin 12. gece kadar güzel bir eserinde baş kadın rolü oynayarak sahneye atılmak şimdiye kadar çok az bahtiyara nasip olmuştur. Fakat sakın bu başlangıç seni gurura sürüklemesin. Bilakis daha çok çalışmaya ve daimi bir tevazuğa bağlasın. Esasen ben senin dürüst ve kuvvetli seciyenden bunu bekliyorum. Bugünün hayatında çok uğurlu olmasını bütün kalbimle diler, sana Tanrı'dan muvaffakiyet, sıhhat ve saadet temenni ederim evladım. Muhsin Ertuğrul.